en çok sevdiğim şeylerden biri her hafta başında size iş yerinizde ya da karşılaştığınız başka bir arkadaş çevrenizde hafta sonu ne yaptın diye soruyorlar. Bu müthiş bir şey aslında. Çünkü bence biz hafta sonunu değerlendirmeyi bilmiyoruz. Bu soru bana ilk sorulmaya başladığında ben ilk zamanlarındaydım ve her seferinde ne yapacağım işte yattım yuvarlanmıyorum. Sonra bir soruldu, iki soruldu. Artık kendimi aptal gibi hissetmeye başladım. Ya ben hafta sonu niye hiçbir şey yapmıyorum? Sadece bakkala gidiyorum ya da işte. Bütün hafta deli gibi çalıştıktan sonra hafta sonu aslında başka bir şeylerle ilgilenmek gerçekten acayip motive edici ve bir sonraki haftaya aslında çok iyi başlamayı sağlıyor. Buradaki Türklerle de konuştuğumuzda bir şey yapmak zorunda hissediyorum kendimi dediklerini fark ettim yani. Ve gerçekten acayip motive edici bir şey bu soru. Bence hepimizin birbirine sormamız lazım bunu. Hafta sonu ne yaptın? Hafta sonu nasıl geçirdin? O zaman insanlara aslında güzel bir şeyler yapmak konusunda baskı uygulamış oluyorsun bence. Çok zor bir şey de değil aslında. Yani bir etkinliğe ya da bir sinemaya gidebilirsin. Arkadaşınla bisiklete binmeye ya da uğraştığın bir hobinle alakalı bir şeyler yapabilirsin. Bilmiyorum. Yatıp yuvarlanmak çok da mantıklı bir şey gibi gelmiyor bana artık. Son o şeyde dönüşte ben çok fena titriyordu, bacaklarım titriyordu ya. Fatih ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aslanlar tekrardan evlenme teklifi yaptım. Burada hazır setup bulmuşken. Bugün Prospect Park'ta bayağı sağlam kaykaya bindik. Yani ben kaykaya bindim. Fatih de bisikletleydi. Beni çekti. Bugün kendimizi dışarı attık ve bir şeyler yapalım dedik. Bugün Prospect Park'a geldik. İşte insanlar ne yapsın, ne yaptın sorularına verecek cevabımız olmuyor. Onun için dedik, vaktim bir şeyler yapalım. Bize sorunca da çat diye cevap veririz dedim. Onun için attık kendimizi.